Değerli basın mensupları, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dünya Sağlık Günü. Dünya Sağlık Günü, Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşuyla ilişkili bir gün. Onun kuruluş günü. Dolayısıyla her yıl değişik bir temayla dünyada sağlığın durumu ele alınıyor Dünya Sağlık Günü'nde. Bugün Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizi ziyarete geldi. Öncelikle kendisine bu nezaketi, bu tavrı nedeniyle Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye'deki bütün hekimler adına teşekkürlerimizi, saygı ve sevgilerimizi ifade etmek istiyorum. Müsaade ederseniz kısaca Türkiye'de sağlığın durumuna ilişkin kısa bir değerlendirme yapıp daha sonra Kemal Bey'e sözü bırakacağım. Türkiye'de biliyorsunuz yıllardır uygulanmakta olan sağlıkta dönüşüm programı var. Bu programla beraber artık eskisine göre çok daha fazla hekime gidiyoruz, çok daha fazla ameliyat oluyoruz, çok daha fazla tetkikler yaptırıyoruz, çok daha fazla tomografi, MR çektiriyoruz. Sağlık hizmeti alırken her aşamada cebimizden önemli miktarlarda paralar ödemek zorunda kalıyoruz. Genel sağlık sigortası primimizi ödüyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Ama bütün bunlar yetmiyor. Ayrıca sağlık hizmeti alırken her aşamada ayrıca katkı katılım payları ödememiz gerekiyor. Özel sağlık kuruluşlarında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği bedellerin iki katı paralar ödememiz gerekiyor. Aile hekimine bile gitsek reçete bedeli adı altında paralar ödememiz gerekiyor. Artık biliyorsunuz gençler okulu bitirir bitirmez genel sağlık sigortası prim borçları işlemeye başlıyor. Onu ödeyemiyorlar. Yıllar sonra ödenemediği için aflar çıkartılmak zorunda kalınıyor. Ama bu dönemde sağlık hizmetine erişemiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de sağlığa dair çok önemli problemler var. Hekimler nitelikli hekimlik yapamadıklarından dolayı yakınıyorlar. Hekimler sağlık çalışanları gelecek güvencelerinin olmadığını söylüyorlar. Mevcut sağlık sistemi nedeniyle sıklıkla hastalarıyla karşı karşıya geliyorlar ve hekimlere sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ne yazık ki sıklıkla karşılaşıyoruz. Son bir yıl içerisinde iki meslektaşımızı biliyorsunuz. Kamil Furtun ve Aynur Dağdemir'i Samsun'da görevleri başında saldırılarda, şiddet olaylarında kaybettik. Gün geçmiyor ki Türkiye'nin değişik yerlerinden sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri gelmesin. Sağlık Bakanlığı'nın resmi verileri günde 31 sağlık çalışanının Türkiye'de şiddete uğradığını gösteriyor. Acil servisler biliyorsunuz işin içinden çıkılmaz hale gelmiş durumda. Yaklaşık 110 milyon kişi yılda acil servislere başvuruyor. Nüfusunun üzerinde acil servis başvurusu bulunan tek ülkeyiz. Bu konuda dünya şampiyonuyuz. Tomografi sayılarında bakıyorsunuz son 6 yıl içerisinde 5 milyondan 12,5 milyona çıkış var. MR sayılarında bakıyorsunuz son 8 senede 3,5 milyondan 10,5 milyona 3 katlık artış var. Neresinden bakarsak bakalım. Akıl dışı bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız. Peki bu kadar sağlığı tırnak içinde tüketen, sağlık hizmetini tüketen bir pozisyondayız da sağlığımızda bir gelişme var mı dersek ne yazık ki bunu da söyleyemiyoruz. Yurttaşlarımız artık ellerinde torba torba ilaçlar, torba torba filmlerle doktor doktor geziyorlar. Ancak bir türlü hak ettikleri nitelikli sağlık hizmetine erişemiyorlar. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün teması diyabet. Türkiye'de diyabet, obezite konusunda da çok kötü bir yerdeyiz ne yazık ki. Bunu Sağlık Bakanlığı da itiraf etmek durumunda kalıyor. Son yıllarda diyabet sayısında ve obezite var. Dolayısıyla ne koruyucu hekimlik uygulamalarında ne de kronik hastalıkların takibinde iyi bir yerde olduğumuzu söz edemiyoruz. Öte yandan biliyorsunuz ülkemizde gittikçe tırmanan bir şiddet ortamı. Güneydoğu Anadolu'da her gün ölümler, askerlerimizi, polislerimizi, sivil yurttaşlarımızı kaybediyoruz. 100 günü geçen sürelerde sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Bu süreçlerde insanlar sağlık hizmetlerine erişemiyorlar. Diyaliz hastaları ellerinde beyaz bayraklarla hastanelere erişmeye çalışıyorlar. Kentlerimizde, büyük kentlerimizde bombalar patlıyor. Demokratik kitle örgütleri üzerindeki baskılar gittikçe artıyor.
Dolayısıyla sağlığın tanımı biliyorsunuz fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halidir. Türkiye'de ne yazık ki ne fiziksel, ne ruhsal, ne de sosyal iyilik halinden söz edemiyoruz. Böyle bir dönemde Dünya Sağlık Günü'nü yaşıyoruz. Tabii Türk Tabipleri Birliği biliyorsunuz ısrarla doğruyu anlatmaya, Türkiye'de sağlıkta yaşanan sorunları dile getirmeye çalışıyor. Ve bu nedenledir ki sıklıkla da mevcut iktidarın hedefi haline de geliyor. Tabip odalarına, Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik çok ciddi baskılar var. Şu anda tabip odası başkanlarımız görevden alınıyorlar. Haklarında davalar açılıyor. En demokratik haklarını kullandıkları için. Hali hazırda bir merkez konsey üyemiz İzmir'de sağlığa erişimdeki zorlukları anlattığı için hukuksuz biçimde İzmir valisinin emriyle görevden alınmış durumda. Dolayısıyla ne demokrasiden ne emeğin haklarını bulduğu bir Türkiye'den ne de sağlıktan, barıştan söz edebiliyoruz. Ama yine de hekimler olarak umutluyuz. İstiyoruz ki hakikaten emeğin değerini bulduğu, Türkiye'nin gerçekten demokratik bir ülke olduğu, gerçekten bir an önce bu çatışma ortamından çıktığımız ve barışın tesis edilebildiği, akan kanın durduğu bir ülkeye kavuşalım. Sizlere özellikle bugün geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sözü Kemal Bey'e, Genel Başkan'a bırakıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Önce Regaip Kandili, 3 ayların başlangıcı bugün. Bütün vatandaşlarımın Regaip Kandili'ni kutluyorum. Tabii en büyük arzumuz huzurlu bir Türkiye. En büyük arzumuz sokaklarında, caddelerinde, parklarında rahat gezdiğimiz, gezebileceğimiz bir Türkiye. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz. El birliğiyle, gönül birliğiyle bunu gerçekleştirebiliriz. Az önce Sayın Başkan sağlık konusunda bir çerçeve çizdim. Çerçevenin çok da olumlu olmadığını hep biliyoruz. Aslında hastaneye giden her yurttaşımız bu çerçevenin ne kadar sorunlu olduğunu yakından görüyor, tanık oluyor, biliyor. Beden ve ruh sağlığı konusunda ciddi sorunlarımız var. Özellikle son 10 yılda ruh sağlığı açısında ciddi ama ciddi sorunlarla karşı karşıya çıktığımızı, olduğumuzu görüyoruz. Size bazı rakamlar vermek istiyorum değerli basın mensuplarım. Bugün Türkiye'de yaşayan her 4 kişiden birisi antidepresan hap kullanıyor. Kullanılan kutu sayısı 26 milyonu geçti. 26 milyonu geçti. Bu rakam çok önemli bir rakam. Aile kurumunda ciddi sarsılmalar var. Ciddi depresyon var aile kurumunda. Aile kurumu derinden sarsılıyor. Her 5 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Kadına yönelik şiddetin %1400 olduğu iktidar kanadından zaten ifade edildi. Uyuşturucu gençler arasında çok yaygın. 2007-2015 arasında uyuşturucu kullanımındaki artış %678. Gençlerimizi, çocuklarımızı koruyalım derken çocuklarımız ve gençlerimiz uyuşturucu batağının maalesef içinde. Cinsel taciz suçlarındaki artış %449. Çocukların cinsel istismarındaki artış ise %434, %500'leri neredeyse buldum. Bütün bu tabloya baktığımızda beden ve ruh sağlığı açısından ciddi sorunları olan bir ülkeyle karşı karşıyayız. Eğer toplumun her kesimi şu veya bu şekilde şikayet ediyorsa, sorunlarını dile getiriyorsa, sorunlarını dile getirdi diye cezalandırılıyor veya baskı altına alınıyorsa bu tablo derinleşerek devam edecek demektir. Dünya Sağlık Günü'nde herkese sağlıklar dilemek aslında işin en kolayı. Ama bütün mesele sağlık dilemenin ötesinde herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak, gerçekleştirmek. Bu tabii politikacılara bu görev düştüğü kadar doktorlara da bu görev düşüyor. Diğer sağlık çalışanlarına da bu görev düşüyor. Ama her şeyden önce doktorların bu hizmeti vermesi için, sağlıklı bir hizmet verebilmeleri için uygun ortamın yaratılması gerekiyor. Düşünün, bir doktor hayat kurtarmaya çalışırken bir başkası gelip doktorun hayatını sonlandırabiliyor. Baskıya, şiddete, cinayete ortam hazırlayan maalesef tablolar her zaman var. Sağlığı, ölüme karşı yaşamı savunuyoruz.
Aile Bakanı Sema Hanım bir hekim aynı zamanda biliyorsunuz. Bu açıklamasından sonra, tartışma yaratan açıklamasından sonra Türk Tabipleri Birliği'ne de çok sayıda hekimlerden ve yurttaşlardan şikayetler oldu. Türkiye artık çok sayıda çocuğun taciz ve tecavüze uğradığı, çocuk emeğinin sömürüldüğü, kız çocuklarının çocuk yaşta gelin edildiği, kıyılara çocuk cesetlerini vurduğu, kadınlara yönelik tacizin, tecavüzün, cinayetlerin yaygınlaştığı bir ülke konumunda. Böylesi bir durumda hekimlere düşen tavır kadınları, çocukları savunmaktır. Dolayısıyla Sema Hanım'dan da Hekimler ve Tabipler Birliği olarak beklentimiz, insan yaşamının biricik olduğunu da gözeten bir yerden mağdur edilen çocuklara, kadınlara sahip çıkmasıdır. Siyaseten yakın olduğu kurumlara değil. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum.